Günaydın herkese. Nasılsınız? Ne kadar da iticiydim. Günaydın herkese. Şimdi bir pantolonun belini nasıl yapacağız? Onu Reels çekeceğim. Size de göstermek istedim. Pantolonun beli böyle bol. Dünyadaki tüm pantolonlar gibi. Bunun da beli bana bol geldi. Pantolonlar bana böyle oluyor. Baseni oturuyor mesela. Tam oturdu baseni. Ama beli bol geliyor. O yüzden ben de dikiş öğrendim. Bu yüzden öğrenmedim ama bunun da bana bir yararı var yani. Şimdi bu pantolonun belini yapacağız. Ve de Reels çekeceğim. Reels çekerken de nasıl olduğumu görün istiyorum. Bugünü birlikte geçireceğiz yani. Bugün birkaç tane kargo yollayacağız. Bir tane bir eşofman altı almıştım. Tayt gibi bir şey. O bana olmadı, onu yollayacağız. İade edeceğiz. Sonrasında başka ne vardı? Media Market'ten aldım. Media Market. Dan aldığım bir şey bozuk çıktı. Onu Bodrum şubesine yollayacağım. Başka ne var? Saat 3'te 3'e kadar açıklar ve saat 11-12 geçiyor. Pantolonumu daraltıp şey yapmam lazım. Sonrasında eğer Teknosa'ya gidersek bir kulaklık bakmak istiyorum. Kulaklık almak istiyorum. Artık kulak şeysiz, kablosuz bir kulaklığım yok çünkü. Ve sporda kablosuz kulaklık ihtiyacı hissediyorum. Ve de ne yapacağız başka? Bir de bir tane ceket diktim. Onun Reels'ını çekeceğiz. Ceket şurada. Göstereyim mi? Burada. Ceket bu. Bunun Reels'ını çekeceğim. Çünkü yeni diktim daha. Hadi şimdi bunu daraltalım önce hemen. Çünkü saat 3'te gitmemiz lazım. Saat 11. Şimdi Reels için malzemelerimiz bir telefon. Telefonumuz önemli. Sonrasında da bir tane de ring light. Ya da telefonu koyacağınız bir yer yani. Çok da ring light lazım değil. Merhaba ring light. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba benim uzun ring light. Kamerayı Reels çekmeden önce kamerayı silmeyi asla ama asla unutmayın. Tamam mı? Pantolonumuzun belini daraltalım. Nasıl girdim? Çok mu abartı bir neşeli mi? Pantolonumuzun belini daraltalım. Nasıldı? Çok iyiydim değil mi? Ben için, video içinde ben. Elinizle de yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Terlemişim, koltuk altındaki ter belli olmuş. Üstümü değiştireceğim ama ancacık. Kötü durmuş. Yani terlemek normal bir şey. Bunu asla kınamıyorum. Ben zaten çok terliyorum. Ama kötü durmuş videoda. Bu beni bir tık üzdü. Üstümüzü değiştirelim hemen. Pantolonun burasından itibaren şöyle şurayı ölçüyorum. Ve buranın ortasını buluyorum. Sonra da buradan bir pens atacağım. Buradaki bunu çıkartacağım. Ve burayı da biraz dökmek zorunda kalacağım. Çünkü böyle yapılıyor. Ne yapayım? Bakın oldu beli. Sadece şu kemer kısmını halletmesi kaldı. Onu da hallettikten sonra kombi reels çekebiliriz. Saat 12 yani o 45 dakikada falan yaptım ama hani video çektim, giyindim, soyundum falan o uzun sürüyor. Şimdi yeni ceketimi ütüleyeceğim ve onun fazla iplerinden kurtulacağım. Sonrasında da birlikte reels çekelim. Ceketim. Kollarını böyle kıtırtılı yaptım. Ütülemem lazım ceketi. Ütülemedim hiç. Çünkü diktiğimden beri Allah'ım ya kaydım az kalsın. Ütümü hiç sevmiyorum bu arada. Daha iyi bir ütüm olsun isterim. Ceketime de giyecek hava kalmadı yani. Hava çok sıcak. Ben yandım evin içinde. Mecburen giyeceğim ama yeni diktim çünkü. Bu ütü yeter ya. Daha neresini ütüleyim değil mi? Sıcakladım. Yandım ben. Yandım. Fazla iplerden kurtulalım şimdi de. Bir şey diktikten sonra ben ipleri genellikle hemen kesiyorum. Ama hep bir ip kalıyor. İpleri kontrol etmeniz çok önemli. Bazen satın aldıklarımızda da ip kalmış oluyor. Ben onlara sinir oluyorum. Çünkü ya bunu ben diktim en azından. Hani kendi diktiğimin ipini görmek sıkıntı değil. Ama satın aldığım bir şeyin dikiş ipini görmek sıkıntı geliyor bana. Dışarı çıkalım artık. Yeter. Evde kalmaktan bıktım. Ay yoruldum. Nasıl kombinliyorum? Reels çekeceğim. Dümdüz bir kombin yapıyorum. Reels'larımızı çektik. Bundan sonra dışarıya çıkmanın zamanı. Gerçekten. Ben 13 gündür falan dışarıya çıkmıyorum. Abartmıyorum. Sonrasında bana tıp okumak nasıl bir şey? Tıp okumak zor mu? Diyeni görürsem bitti. Bitti arkadaşlar. Tıp okumanın ne kadar zor olduğunu. 13 gündür dışarı çıkmıyorum ya. Fotoğraf çekinmiyorum. Bir şey yapmıyorum. İstediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Çok zorlu dakikalardı. Nivea'nın pırs pırsından sıkalım. Ama bunu uzaklarda sıkacağım. Çünkü biraz pudralı olduğu için etrafa pudra sıktırıyor ve
Benim boğazımı kurutuyor bu da. Öksürtüyor beni. Hemen sıkıp geliyor buna. Çok kötü, çok kötü pudralı olması. Şimdi lensimizi takmadan önce ellerimizi bir güzel yıkıyoruz üzerine çok önem verdiğimiz işinden dolayı. Ay bu ruju çok beğendim. Bu ruju ne biliyor musunuz? Yves Rocher'in bir tane eliksir ruj bu ne bir şeysi. Lensimi alıyorum ve Lops diye koyuyorum. Dünyanın en basit lens takışıydı değil mi? Benim gözlerim büyük olduğu için hemen takabiliyorum. Küçük olunca daha zorlanıyorsunuz galiba. Evet, bugün lensler konusunda biraz şanslıydık. Bugün Süleyman Çakır'ın yıldönümü galiba. Alakasız. Ay ağladım ayol. Allah'ım sizi ağlatmayan insanlarla karşılaştırsın. Amin. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben gözlerimin içine kalem süreceğim bugün. Ant içtim buna. Yeni bir kalem almak istiyorum. Akmayan. Eğer akmayan bir kalem biliyorsanız ne olur bana önerin. Instagram'dan falan. Dünyanın en karayan yarası mı bu? Essence'in parlatıcısı bitmiş. Bir şey diyeceğim. Bu ruju kesin alın ya. Çok güzel bir ruj. Bu ne? Yves Rocher'in Grand Rouge Elixir. Fransızca kursundan geldiğim için birazcık Fransızca okuyayım. 101 numarası. Bunu kesin alın. Çok güzel bakın. Burada durduğundan daha az pembe bu arada. Nazar boncuğunu da takayım da bana nazar değdirenlerin gözü çıksın. Ya bakın ben bunu çok seviyorum ya. Ben şey miyim? Avril Lavigne miyim şu anda? Avril Lavigne miyim ben? Tamam, bugünkü makyajımız bu kadar. Bitmiştir makyajımız. Bravo Bensu. Bravo, çok iyi bir makyajdı. Şimdi ben bir çantamı hazırlayayım hemencecik. Şimdi arkadaşlar, yanımıza alacağımız şeyler birden fazla olduğu için kankenimizi mi alsak, sırt çantası mı alsak, yoksasında bel çantası mı alsak bilmiyorum doğrusu. Ya ben kendime bir çanta almak istiyorum ya. Böyle siyah cool bir çanta ama asla bulamıyorum. Siyah cool çantalar var mı? Gerçek mi onlar mesela? Yoksa bir rüya mı? Şunu şuraya koyayım da çantamı boşaltayım. Bir tane Bluetooth... Konuşmayı mı bilmiyorum ben? Bluetooth ne bu? Ne? Bunun adı ne? Siz... Yorumlara yazın. Çantamda neler yok. Peçete. Bim peçetesi. A101'de olabilir. Cüzdanım. Dünyanın en güzel cüzdanı. Bunun linkini Instagram'dan vermiştim. Gidin bakın hemen. Çabuk 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 bakın. El kremi. Her zaman yanımızda olur el kremleri. Ruj. Başka ne? Lens kutum. Tabii ikisi ki olmazsa olmaz. Bakın size bir şey önereceğim. Bu Watsons'ın Magic Lip Balm'ını. Kesinlikle alın. Ve yazın sürekli sürün. Sonra da bana teşekkür edeceksiniz. Kulaklığım. Kulaklık alırsak eğer buna ihtiyacımız olmayacak bir daha asla. Lip balmım. Börtan Bees'in ballısı. Bal tadında gerçekten de. Bal gibi kokuyor. Biraz bazen midemi bulandırıyor yalan değil. Ama ballı yani doğal bir şey. Ne yapalım iyi bir şeydir doğallık. Esas malzemeler neler? Telefonumuzu asla unutmayacağız. Kameramızı unutmayacağız bugün. Bu Media Market'ten aldım. Media Market deyip duruyorum şunu da. Aldım ve bozuk çıkan. Kusura bakmayın bozuk çıktı. Şeye götüreceğim. Portable Drive'ı. Trendyol'dan aldığım ve asla bana olmayan bu dünyanın en güzel şeysini iade etmek zorundayım. Yeniden almak istemiyorum. Evden çıktım. İlk hedefim Aras Kargo'ya gitmek. Otobüse bineceğim o yüzden de otobüse bineceğimiz için bile heyecanlıyım. Başka bir yere gideceğim çünkü okuldan. Otobüsten indim. Aras Kargo'ya gidiyorum şimdi de. Neyse ki otobüs durağına çok yakın Aras Kargo. Bakın dünyada asla bitmeyen bir inşaat vardı şu arkamda gördüğünüz. Ve biraz bitmiş. Kargomu verdim. Birazcık Media Market'e gönderdiğim, Media Market dedim yine. Riskliymiş gibi geldi bana. Sanki oraya ulaşmayacakmış gibi geldi ama ne yapayım? Hey! Geldim geleceğim yere. Ama nerede çekim yapayım? Size nasıl kendi Instagram postlarımı ve Reels'larımı çektiğimi göstereceğim. Burası çok güzel fotoğraf çekilmek için. Eğer Muğla'da yaşıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Size önerim olsun. Ney burasının adı neydi ya hatırlayayım. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bir şeyse. Bakın buraya koyarsam kameramı. Açıya bakalım bir önce. Kendiniz çekim yapabilmek için tek ihtiyacınız olan bir tane selfie çubuğu. Selfie çubuğu değil bunun neye selfie çubuğu duruyor? Diktiriyorum. Tripod. Tamam mı? Ama Bluetooth olmasına özen gösterin. Bakın organizasyon budur. Açıyı da ayarladım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle ki sakın utanmayın. Kaç poz verelim? Bakacağım şimdi pozlarımı hemen. Güzellik abidesi miyim ben? Biraz kısa çıkmışım neden acaba? Aslında da hiç kısa değilim. Böyle çekiyorum anladınız mı? Çok basit bir şey. Bir yöntem. Şimdi video çekeceğim birazcık. Bir de şey çekmek istiyorum. Böyle balık gözü lensini getirdim. Onunla bir şeyler çekmek istiyorum. Hiç güvenme bana ve düştüm sana. Ben şimdi oradayım zaten. Tamam ben onun önüne geleyim o zaman.
Tamam. Fitçinin mi? Tamam, ben de geliyorum o zaman. Bunları toparlıyoruz ve Ahmet Eren'le buluşuyoruz. Ahmet Eren'le buluştuk. Merhabalar. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Ben size 2 haftadır yeni defa insan görüyorum. Aynen, ilk defa insan görüyorum. Beril ne yapıyor? Beril de ne yapsın? İşte okula gidiyor falan. Oha lan, ben de ama. Herkes okula gidiyor. İğrenç. Hani gençliğimiz nerede? Ama geçen Fethiye'ye gittim herhalde. Ben siz mi? Yazıklar olsun. Bozun abi ya, biraz Miami. Miami'ye falan gittim. Şayami'ye gittim. Vay. Fethiye'de çok güzel yerler Fethiye, var bence. Evet, Fethiye güzel ama şöyle Kelebekler Vadisi'ne gidecektik, tamam mı? Biz orada hani Kelebek Vadisi'ne şey, arabayla gidemezsiniz. Ama yani dedim tabela falan var, gidemezsiniz arabayla dedi. Ben de tamam dedim. Şey bir araba lazım herhalde, 4x4. Yo yo, normal dağ yolu ya. Benim arabada çıkıyor yani. Aynen. Ama senin arabası var. Aynen. Anne baba görün. Çıktık. Kelebek falan yok abi. En son Kelebekler Vadisi'ne hoş geldiniz tabelasına. Kelebekler Vadisi kocaman bir yermiş. Ben böyle şey sandım öyle. Yani doğa parkı gibi bir şey sandım. Hani bir kapıdan geçeceğim ve kelebekler karşılayacak falan sandım. Ben de ders çalışıyordum orada ağlayarak. Perşembe günü sözlüğe girdik. Bitti. Ve çok kötüydü yani hayatım. Ahmet Elin'le fotoğrafımı çektirmeye karar verdim. Şurada, çünkü şu açıyı ben kendi başıma yakalayamam. Yalnızlık böyle bir şey. Bazı açıları yakalayamıyorsunuz. Sınavım olmasa var ya, senin her şeyine falan gelirdim. Sınavın ne zaman bitecek? Bitmeyecek benim sınavlarım ya. Bizde komite diye bir şey olmadığı için lise gibi düşün. Bizde sınavlar bir başlıyor, bir ay böyle devam ediyor. Oha, çok kötü be. Yani Ahmet Eren'den ayrıldım şimdi. Hadi onu denemeyi çekmeyi deneyelim şimdi de balık gözü lensle. Ben balık gözü lensi aşırı beğeniyorum diğer insanlarda. Ben de bir tane almıştım ama daha önce hiç onunla çekim yapamadım. Mandalı var, bir de 2 tane lens var. Bir tanesi makro, bir tanesi mikro. Ne fark var bilmiyorum, saçmalık. Çok güzel bir şey ya bu. Görebiliyor musunuz? SD kart okuyucusunu alabildim. Biraz zor oldu, 15 tane dükkan gezmek zorunda kaldım ama 15 liraydı. Yani 15 liraya bir şey alabilmek beni gururlandırdı açıkçası. Kuaföre gidip fiyat soracağım. Çünkü saçlarımı sarıya boyatmak istiyorum. Her yıl gelen bir saçlarını sarıya boyatma isteği geldi. Zaten güvendiğim bir kuaför. Çok güzelim. Bir sürü video çektim bu arada, bayağı bir saat falan. Neyim ben? Instagram girl mi? Bugün çok Instagram girl bir gün yani gerçekten. Saçlarımızı boyatacağız. Saçlarıma bakım yapıldı. Sesim duyuluyor mu? Ve saçlarımı çok beğendim. Ben çok beğendim ya. Ben buna deminden beri bakıyorum. Bu ne? Elektriği sigara sandım ben. Hayır, kamera. Çoluyor, ben seni deşe. YouTube atacağım. Buna bakalım, kamera. Bizi video atacağım. Oğlum, bu meşhur lan. Biliyor musun? Elektro sayı çıkıyor, ben çıkıyorum. Olmaz sarışın lan. Ova! Ova çok güzel bir sarı oldu Meda bence. Ova! Pıçık. Şu an hiçbir şey arayacağım. Yeter ki gitsinler. Hayır ya, hayır gitsin. Bu saç ne zamana kadar? Benim ben geldim. Gelmedim. Ömür boyu garantisi var. Çok sarışınım. Çok da değil, abartma da güzel olmuş. İyi, iyi değil mi? Oha! Bilmiyorum, bir bakmam lazım. Bakmam lazım sen. Önceki sarıdan çok daha iyi oldu. Senin fikrin. Çok güzel oldu. Ben bilmiyorum, çok değişik oldu. Biraz yaşlandım gibi. Sarışın oldu ya. Hep böyle diyorlar, bir gün sonra teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok iyiydi. Saçlarımın mimarı Tolga Bey'e teşekkürler. Instagram'da çok mu aktif? Gerçek. Kaç saat kişinin var? 32. O gerçek. Gerçek değil mi? Gerçekten. Aynen. Bot değil yani. Aynen, gerçek benim takipçim. Hikayene kaç kişi bakıyor musun? 10.000 falan. Gerçekten bakabilir miyim ben? Makyajsız halimi de göstermek istedim. Dün biraz geç bitti saçım. Böyle 7 gibi falan bitti. Ama saçımı aşırı beğendim. Aşırı beğenmeye başladım giderek. Çok farklı bir havası var. Böyle geçişli bir sarı yaptırmak istedim. Çünkü hani bir günde de dibi gelmesin diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kuaföre de buradan teşekkür etmek istiyorum. Eğer Muğla'da yaşıyorsanız da kuaför ya da Muğla'ya yolunuz düşerse çok memnun kaldığım için söylemek isterim bunu da. Videomu izlediğiniz için de teşekkürler. Çok değişik bir video bitişi oldu. Farklı bir kişi olarak bitirdim videoyu.
Makyajsız halim de şey değil yani. Hani sarışınlık benim işimmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum artık siz ne düşünürsünüz. Bu benim kendi fikrim. Özür Adem'le yaptığım fikir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü artık sarışınım ve kuaför masraflarım. Böyle sürekli bu kanalda bir dilencilik söz konusu. Hepinizi öpüyorum.